mı karşılıklı böyle? Yok. O zaman davul zurna mı vardı? Hiçbir şey, hiçbir şey olmadı. Bedava. Bedava. Düğünümüz öyle, normal oldu. Ne zaman demedin, etilah verdin. Selamun aleyküm kardeşlerime, yeğenlerime, Almanya'daki ozanlara, adını bildiğim bu an için aklıma getiremedim arkadaşlar, ayrı ayrı selam ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Hadi iyi akşamlar. Bir daha patlat. Bir daha patlat. Dert olsun baba. Ağlat söylemeli. Yok, güzel çıkıyor. Öyle görelim insanlar. Bakmayın. Sesim çok iyi. Dur. Dur, karıştırma dur. Keşke gelmeyeydim yalan dünyaya. Şu tükenmez hallerinden usandım. Meyil verdim bir vefasız Leyla'ya. Mecnun oldum çöllerinden usandım. Meyil verdim bir vefasız Leyla'ya. Mecnun oldum çöllerinden usandım. Yoksulluğun sefaletin aramam. Onun için can dostuma yaramam. Sıkıntı çoğalı. Eve varamam. İki avradın dillerinden usandım. Sıkıntı çoğalır evde duramayım. El kızının dillerinden usandım. Gulfaniyim benim çilem bitmiyor. Yaktım ocakta duman tütmüyor. Dere Kemal beni kabul etmiyor. Gurbet elin yollarından usandım. Sılan bile beni kabul etmiyor. Gurbet elin yollarından usandım. Dinleyen herkese selam. Bol bol selam olsun. Teşekkürler. Allah razı olsun. Açtın mı? Şimdi hanım kızım, burası bir köyümüzün ümumi yolu. Yani köye ait bir yol burası. Buraya ufaklıktan bir çeşme yaptırdım. Ben Almanya'ya gittim geldim, akar durumdaydı su. Buraya geldik, çeşmeyi parçalamışlar. Bu kime yani hizmet eder? Hangi insanlığa hizmet eder? Ne yani, bu doğru bir şey mi? Çeşmeyi parçalamışlar. Köyümüzde hayır sahibi de var, hayır bozan da var. Ve bu insanlara ben ne diyeyim? Kanıt olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Evet. Kanıt olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Bu kimin görevi? Öyle. Bu ne yani, ne hizmet ediyor? Bu hayır kırılır mı yani? Bak görüyorsunuz, bak. Şeyle keserle oraya parçalamış, arkaya parçalamış. Yani insanlık dışı bir şey. Bu doğru mu yani? Evet. Bu vatandaşa insanlığa sığar mı? Köye yapılan bir hizmet lazım. Evet. Yapılan şeye zarar vermemek lazım, evet, yani. Bunlar evet. Güzel şeyler. Bunu yaptık diye yani şey mi olduk yani? Köy dağlara, ormanlara da yaptık. Ormanlara da yaptı. Köye yani bir yardım, bir hayır. Ya bugün şey. Buna zarar veren yani devletin mi? Evet. Başka mala da zarar verecek. Şuradan hayvanlar kuşlar şey içiyor yani. Ki. Kuşlar içiyor. Benim sadece burada bir çıkarım, bir şeyim yok. Sadece kuşlar içiyor. Bu yolun ağzında hayvanlar susuz kalmasın. Kuşlar, hayvanlar susuz kalmasın. Bunu dolduracağım. Hayvanlar içiyor. Binlerce kuş sebepleniyor buradan. Bunu yapan insan olabilir mi?
Yani bunu yapan, bunu kıran, buna hasar veren insan olabilir mi? Sizin yüksek vicdanınıza havale ediyorum. Evet. Ben bunu Allah'a havale ediyorum. Bu insanı yani çeşmelere zarar veren, hayvanların barınacağı, içeceği yere zarar veren insan olabilir mi? Buyur, susuz. Yani bunu insan atışı. Nereden geliyordu Davut abi? Bu şu an akmıyor mu abi yani? Bu şimdi akmıyor. Bu kırıldı. He, sonuçta kırıldı burası. Hı. He, burası kırıldı. Yani bu köyün yolu, köyün suyu. Evet. Var mı bunda bir şey yani? Benim bir çıkarım ne veya... Bu tarafta başka çeşme yok, var mı başka peki? Çeşme yok. İnsanlar geliyor buradan faydalanıyor. Ne zaman yapılmıştı bu çeşme? Ne zaman yapıldı? Üçüncü ayda yapmıştım ben bunu. Bu sene mi üçüncü ayda yaptım? Üçüncü ayda yaptım. Geldiler burayı kırdılar. Bu zararı verdiler bana. Ne olur yani ki benim buradan bak yola bir zararım yok. Buyurun. Şu yolu çek. Bak genişçe baştan başa yolumu koydum. Evet. Bir vatandaşa bir zararı olan bir yer değildi. Burası bir hayır. Yani bu çeşmeye zarar vermek insanlık dışı. Ben ne diyeyim bu insanlara? Kötü söyleyemiyorum. Yani köyümüzde hayırsever var olduğu kadar. Çekemez insanlar da var. Yani. Çeşmeye zarar verdi. Çeşme şurada bak binlerce kuş bu arada hiç su yok. Bu hayvanların da yaşama hakkı var. Değil mi? Tabii. Sadece insanların değil. İnsan istediği yerde bulur ama hayvan bulamaz. Kurt geliyor, kuş geliyor, hayvanlar içiyor, geldim ağladım. Bu üzüntüden dolayı bu köyde hayırsever de var, hayrı bozan da var. Evet. Ne diyeyim Davut Bey, görüyorsun işte durum ortada. Yapmasınlar abi, söyleyeceksin bunu bu şekilde yapmayın arkadaşlar. Köye yapılan, yapandan Allah razı olsun bir çivi çakan. Bu insan olabilir mi? Bunu yapan evet. İnsan olabilir mi? Size yüksek vicdanı kesinlikle da var kesinlikle bu yapıcı değil, bozucu. Heh. Evet, böyle bunu şeyler hiç hoş şey değil yani. Dere Kemal köyüne bir çivi çakandan Allah razı olsun. Bu hasidik yani. Değil de ne? Yüksek makamını rica ediyorum. Bu mal, can koruma devletin şey himayesi altında. Evet, bu, böyle şeyler. Bu zarar verir, yarın canımıza zarar verir. Kesinlikle. Bu insanların şeye çıkması, açığa çıkması lazım. Değil mi? Doğru. Çaylan'da kaymakamdan, Yozgat'ta validen. Bu çeşmeye zarar veren insana da zarar verir. Tabii insana da zarar verir. Onlar zarar gizli verir. Fesatlar. Davut abi yani çekemez insanlar. Anladın mı? Yani bir şey yapmaz yapana da engel olurlar yani. Aynen öyle. Hasit yani münafıklık yani değil de ne bu yani? Bir yola bir zararı olan bir şey değil bu. Evet. Bu yola bir zararı yok. Bir şey yok ki desen ki ya bu adam sen yola çeşme yaptın zarar verdi. Evet. Arsamı kestim. Buradan çektim. Ne güzel yapmışsın ya. Vallahi çok güzel hani yapmışsın bu. İnsan işi yapmışlar. Şey peki tekrar tamir edilemez mi burası? Edilir. Usta gelecek, yapacak. Ama ne yani olur? 4 gün sonra bana, bir daha kırarlar. Bir daha kırarlar. Yani bunu insan atışı bir şey. Ne yapayım ben bu köye? Sana evet. Soruyorum ya. Ne anladım yapayım? Abim. Yani bu kadar yani cani olamaz bir insan ya. Şurada bir kuş su içse bak görüyorsun. Bir damla su içse tabii ki. Bak. Çekicinden vuruyor. Vicdansız mı değil mi bu insan? Çekicinden hadi niye bu, vurmuş ki yani buraya zarar mı vermiş? Bunu zarar verecek bayağı olmasın gibicesine. Evet. Ya şuradan insanın kuş içiyor. İnsan içmiyor. Kuşlar içiyor bundan ya. Aynen abim. Ne diyek abim? Yani yapanın Allah cezasını versin. Hiçbir şey diyemiyoruz. Çünkü görmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Evet. Görmüş olsam ben bunun ama cezasını izler, verdim. Bu videoyu izler. Yapan adam yanlışlığını en azından öyle. Anlar yani. İnsan değil, insan olamaz çünkü. Mahlukat da yapmaz bunu. Evet. Ya bir köyün bir zararına bir şey değil ki. Değil mi? Bak orada var çeşme, orada kurudu. Orada evet. Var kurudu. Bu, yani şurada bir insan bak bu tekkiye kadar şu 3 kilometre yerde su yok. Başka buradan çeşme da ormandan yok yani. Gelen kurt kuş burada içecek, faydalanacak. Başka bir şey yok. Benim amacım, kesinlikle. benim çoluğum çocuğum Avrupa'da, burada değil. Ben kapımı örttüğüm zaman dışarı benim burayla bir lakam yok. Evet. Burası köy adına. Muhtar, muhtar burada, ağaca burada, hiyet. Onay verdi. Sen gel çeşmeye kır. Bu vatandaşa yani ihanet değil de nedir bu? Evet. Yanlış bir şey. Böyle şeyler hiç hoş değil abi. Evet. Bunu Davut Bey işte görüyorsun. Yani gözünle gördün arkadaş. Gördüm abim. Gördüm. Evet. Gördüm. Tamam. Oldu. Hadi. Evet sevgili izleyicilerimiz, Dere Kemal'deydik, çekimlerimizi yaptık, yolları yaptık, mezarlığın çekimini yaptık. Yine Dere Kemal'in yüksek yerinden görsel görüntüler aldık. Elimizden geldiği kadar Dere Kemal'in ihtiyaçlarını dile getirdik. Sağ olsun muhtarımız Davut abi olsun, Ali abi olsun. Bunlar da elinden geldiği kadar destek oldular. Şimdi
kapanış konuşması yapacağız. Herkese mikrofonu uzatacağız ve herkes içinden geldiği gibi konuşacak. Öncelikle muhtarıma mı vereyim, sana mı vereyim? Davud abi. Muhtarımıza verirsen daha iyi olur. Önce muhtarımdan başlayalım o zaman. Muhtarım sen anlatmaya başla. Ben tekrar Yozgat TV'ye çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldikleri için, yani bizleri kırmayıp geldikleri için. Burada gürbet